Herkese esenlikler. Yattığın yerden edebiyat parçaları dostum adlı video kanalımızda bu videoda sizler için bir mitoloji kitabını incelemeye ve tanıtmaya çalışacağım. Biliyorsunuz mitoloji alanında özellikle de Yunan mitolojisi alanında pek çok kitaplar var. Pek çok eserlerden Yunan mitolojisinin bütün detayları öğrenilebilir. Ancak e, tabi bunu bu konuda başarılı kitaplar Hangileridir diye düşünüyorsanız yani hiç mitolojiyle bir ilginiz alakanız bilginiz yoksa ve bir yerden başlamak istiyorsanız e, dili anlatımı daha kolay okuduğunuz zaman daha akılda kalıcı olacak şekilde düzenlenmiş bir kitap arıyorsanız benim size tavsiyem Stephen Fry'nin e, Alfa Yayınlarından çıkan e, Mitos Yunan Mitleri 1 adlı kitabını okumanız. Ancak Stephen Fry'in bu kitabı tek bir kitap değil. Aynı zamanda e, kahramanlar çağını anlatan e, ikinci bir kitabı var. Ve Troya işte en büyük destanları anlatan bir de üçüncü kitabı var. Bu üç kitap toplamda Antik Yunan'a dair okuduğunuzda size e, neyin ne olduğu, işte e, hikayenin bütününün nasıl bir şey olduğu, e, Tanrılar, Kahramanlar, Destanlar hakkında bilmeniz gereken şeyi size verecektir. Tabii ki burada e, Stephen Fry'in kendisi de şunu söylüyor: e, Amacının aslında mitleri yorumlamak veya açıklamak değil, yalnızca onları anlatmak olduğunu söylüyor. Ve şöyle bir anlatı yapacağım size onun için. Elbette tutarlı bir anlatı yakalayabilmek için zaman çizgisiyle bazen oynamak zorunda kaldım. Örneğin benim insanlar çağı anlatım Hesiodos isimli Ozan'ın meşhur anlatısından farklıdır. Çünkü Kronos'un hükmü ve insanların yaratılışı çağlarını daha net ayırabilmek istedim. Yunanistan'da neredeyse 3000 yıl önce yaşanan öykü patlaması öyle kuvvetliydi ki bütün olaylar mecburen aynı anda olmuş gibiydi. Biri bana öyküleri yanlış anlattığımı söylerse onlara sonuçta bunların kurmaca olduğunu söyleyerek haklı çıkabilirim. Ee, gerçekten de aslında Stephen Fry e, şöyle bir e, şey yapıyor yani sıkılmaması için okuyucunun sıkılmaması için okuyucunun e, daha rahat okuduğuna vakıf olabilmesi için e, bir nevi olayı hikayeleştiriyor. Yani sadece mitoloji öyle tarihi kayıtlarda olduğu gibi küt diye okuyucunun önüne koyup al ezberle bunu öğren şeklinde değil de adeta araya bazen diyaloglar da koyarak yani mesela tanrıların veya tanrılarla diğer yaratıkların arasında geçen olaylarda sanki aralarda diyaloglar da yerleştirerek bir nevi daha kolay zihnimize yerleştirebilmemizi öyküye bürünmeyi kolaylaştırıcı ögeler katarak sonuçta Yunan mitolojisindeki olayları daha kolay kafamıza yerleştirmemizi sağlayacak şekle biliyorum. Ee, yani direkt tarihi ve resmi bir dille anlatmış olsa e, bence bu kadar başarılı olmazdı. Eğlenceli de olmazdı. Okurken hiç sıkılmıyorsunuz. Adeta akıcı bir dille kitap akıyor yani. Bu kadar kolay okunan kitap ender gördüm yani. Çok e, yani... Mesela 400 sayfalık bir kitap olmasına rağmen sular seller gibi akıyor gidiyor ve olaylar kafanıza da yerleşiyor. Yani hiç zorluk çekmiyorsunuz. Dolayısıyla mitolojiye giriş açısından mükemmel bir kitap denilebilir. Anlatım biçimi açısından da Stephen Fry'i oldukça başarılı bulduğumu söylemem gerekir. Zaten kendisinin belki de tiyatro kökenli bir insan olması. Bu olayları yani tiyatro oyunculuk kökenli bir insan olması bu olayları böyle biraz daha kolaylaştıran bir etken olmuş olabilir. Stephen Fry 1957 doğumlu Cambridge Üniversitesi'nde okumaya başladığı dönemlerde tiyatroya yöneliyor. Komedyenlik, tiyatro yazarlığı kariyeri de böylece başlamış oluyor. Daha sonra televizyon sektöründe diziler çekiyor, bir belgesel sunuculuğu yapıyor, televizyonda ve radyoda bilgi yarışmaları sunuyor. Yani kariyeri olan biri. Insan, e, fevkalade güzel bir kitap çıkarmış. Aslında kendisini ben e, gerçekten de e, beklemiyordum. Bu kadar güzel bir kitap yazabilmiş olmasından dolayı e, gerçekten kendisinin yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yazarlık konusunda. Şimdi kitabın kendisiyle ilgili e, bir şeyler söyleyelim. E, mesela bu kitapta e, Stephen Fry mesela kaostan itibaren olayları başlatıyor. E, hepimizin merak ettiği bir şey vardır. İlk yaratılış nasıl çıktı? Yunan mitolojisinde de en merak ettiğimiz konulardan birisi buydu. Bu konuda Stephen Fry şöyle bir açıklık getiriyor. E, kaosu kozmik bir esneme olarak düşünebilirsiniz. Esneyen bir hiçlik ya da esneyen bir boşluk. Kaos yaşamı ve maddeyi, Hiçlikten mi yarattı? Esneyerek mi oluşturdu? Hayal mi etti ya da bilmediğim başka bir şekilde mi var etti bilmiyorum. Orada değildim, siz de değildiniz. Fakat bir açıdan da oradaydık çünkü bizi oluşturan parçalar oradaydı. Şunu söylesek yeter. Yunanlar, pelikanlar, penisilin, şapkalı mantarlar ve ma mantar tıpalar, ayı balıkları ve ayılar, insanlar ve nergisler, cinayet, sanat, sevgi, e Kafa karışıklığı, ölüm, delilik kurabiyelerle sonuçlanan e, uzun yaratım zincirini kaosun bir iç çekişle, bir omuz silkmeyle, hıçkırıkla, kusmuk veya öksürükle başlattığını düşünüyorlardı Yunanlar. Yani kaos'tan öncesi yok. Kaos diye bir şey var. Bu kaos hiçlik, boşluk gibi tasavvur ediliyor ve o hiçlik veya boşluğun e, hıçkırıkla, kusmuk veya öksürükle yaratıma başladığını ve ilk tanrıları işte Gaia'yı, Erebos'u, Nix'i önce ortaya çıkardığını. Gaia biliyorsunuz yeryüzü, toprak demek. Yani onun kişileştirilmiş halidir Gaia. Böylece kişileştirilerek tanrı çağlaştırılmış halidir Gaia. Ve o topraktan da daha sonra diğerleri Doğuyorlar. Uranos'u doğuruyor. Ga'ya. Ondan sonra Uranos'la e, kendisinin birleşmesinden e, Titanlar doğuyor. Kronos. Vesaire vesaire. Burada şeyler çok. Mesela Kronos daha sonra e, Uranos'u işte tahtından indirip en büyük baştan oluyor. Rhea'yla evleniyor. Rhea'dan işte eee Zeus, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter, Hera gibi e, daha sonra 12 e, Olimpos tanrısılarının böyle en kök, en böyle nasıl derler e, en büyüklerini doğuruyor buraya. Böyle böyle zincir devam ediyor. En sonunda eee Zeus ve kardeşleri devralıyor babasının tavsiye ediyor, e, tasfiye ediyor. Ve daha sonra Zeus'un çocukları, Zeus ve Hera'nın e, çocukları vesaire e, olaylar gelişiyor, gidiyor. Zaten okursanız eğer kitabı göreceksiniz çok da eğlenceli e, bir kitap. Kitabın içeriğiyle ilgili Mesela şimdi bu tanrılar ve tanrılaştırmalarla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse. Şimdi bunlar tabii ki mitler. Yani bu tanrı ve tanrıça öyküleri, bütün bu mitoloji. Hayali ve sembolik yapılardır diyor Stephen Fry. Kimse Hephaistos'un yani Zeus'un Hera'dan doğma ilk çocuğu ve o da bir tanrı ee, ve demircilik tanrısı oluyor daha, daha sonra ve Olimpos'a çıkıyor. Yani metal işçiliğinden sorumlu. Kimse Hephaistos'un gerçekten yaşadığına inanmaz. Metal işçiliği, üretim ve zanaatı temsil eder. Hephaistos yani. Böyle bir temsilin yanık tenli, çirkin ve topal olarak resmedilmesi bizi yorumlamaya ve açıklamaya yeter. Belki gerçek demircilerin güçlü olsalar da çoğu zaman kara tenli, yaralı ve kaslı olduğunu ve onlara bakmanın korkutucu olduğunu fark ettik. Belki de kültürler zinde olan uzun boylu ve sağlam insanların her daim savaşçı rütbesinde yer almasını ve baştan top itibaren topal sakat ve kısa erkeklerin erkek çocukların savaş talimi almasındansa demirhanelerde ve atölyelerde eğitilmesini gerektiriyordu. Bu nedenle kolektif kültürün hayal ettiği demirci tanrısı zaten bildikleri insan arketipini yansıtacaktı. Bu tür tanrılar hayalimizde yaratılır, tam tersi değil. Evet şimdi bu çok önemli. Yani bu bütün Yunan mitolojisi yani bu antik Yunan dinini oluşturan bütün bu hikayeler, bütün bu tanrılar bunlar aslında Yunan halkının yani kendi hayalinde, kendi kafasında yaratmış olduğu tipler ve varlıklar, hayali varlıklar. Ama ne yapıyor? Aslında bu Yunan'ın, antik Yunanlı'nın kendi insanına dair, kendisine dair, topluma dair fikirlerini bir tür hayaline yansıtması şeklinde olduğunu görüyoruz. Mesela Hephaistos'un topal bir e, topal kara bir demirci olması bir nevi aslında buna bir veri olabilir. Yani bu olayın bir hayali şey olduğunu bize e, göstermesi açısından önemlidir. Tabii o antik Yunanlar basit, e, Stephen Fry şöyle ben yine bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Şimdi bu antik Yunan halkı basitçe ya da açıkça anlatmak gerekirse mitler gözlemlenemeyen ve parmakla gösterilemeyen tanrılar ve yaratıklarla ilgilenir. Antik Yunan nüfusunun bazı üyeleri kentaurlara, su ejderhalarına, deniz tanrılarına ve ocak tanrılarına inanmış olsalar da onların varlığını kanıtlayıp başkalarını ikna etmek konusunda güçlük yaşamış olmalılar. Mitleri anlatan veya da ya da yeniden anlatan birçok kişi bence bilincinin bir noktasında kurmaca masallar anlattıklarının farkındaydı. Dünyanın bir zamanlar ninfalar ve canavarlarla dolu olduğunu düşünmüş olabilirler. Fakat varlıklarının artık var olmadığına, olmadığına da epey eminlerdi. Dua, ritüel, adak, duanın görünmez güçlerine ödenen vergiler ise farklı şeyler. Yani Yunan dininde bunlar var. Mesela burada araya girmek istiyorum. Yunan dininde bunlar var. Tapınaklar var, sunaklar var. Bu tanrılara adanmış buralarda kutlanan festivaller yani bayramlar var. Mesela nasıl ki günümüz dinlerinde çeşitli dini bayramlar olduğu gibi o bayramlar geldiği zaman o tanrıların tapınakları ziyaret ediliyor ve de onlara sunular veriliyor, kurbanlar adanıyor, adaklar adanıyor, dualar, ilahiler okunuyor vesaire falan. Yani bu bir dindir aslında. Sadece bir hikaye, bir masal değildir bu mitoloji. Mitolojiyi masaldan Ayrı tutmamız gerekir. Mitoloji bir dindir, bir e, yaratılışa, varoluşa artık bunu nasıl ifade ederseniz, evrenin varoluşuna ve çalışma mekanizmasına açıklama bulmaya çalışan insanın yarattığı hikayelerdir bunlar. Ama bunlar zamanla dinleşmiştir adeta ve e, bunu da şu şekilde anlatıyoruz Stephen Fry. Bir noktada mitler mezheplere onlar da dinlere dönüşüyor. Ateş etrafında anlatılan öyküler riayet borcu gerektiren sistematik bir inançlar dizisi haline gelir. İnsanların nasıl davranması gerektiğini söyleyen rahip sınıfı ortaya çıkar. Mitlerin yazıtlara, ayinlere ve teolojilere nasıl uyarlandığı başka bir kitabın konusu ve benim araştırma alanımın dışında. Yani bu kitap o konulara girmiyor ama yani mitleri anlatmakla kalıyor. Ama burada Stephen Fry'nin demek istediği şey şu. Bu mitler öyle bir masal olsun, hikaye olsun, laf olsun, torba da olsun şeklinde yapılmış, yazılmış, uydurulmuş şeyler değil. Bunların bir tarihsel altyapısı, bunların bir tarihsel görevi var yani. Bunlar ilerleyince dinler çıkıyor içinden. Ve artık bir Zeus tapınımı, bir Athena tapınımı, bir Apollon tapını mı bu dinler ortaya çıkıyor. Şimdi bu peki bir yani bütün bir birçok antik medeniyetin antik dinleri var Mısır'ın var Babil'in var işte eski Çin'in var Hindistan'ın var vesaire vesaire. E, peki nedir yani niye insanlar bu Yunan mitolojisiyle bu kadar uğraşıyor günümüzde yani sadece Batı'nın, Avrupa'nın kendi kökenini Yunan mitolojisinde görmesi midir esas mesele? Ee, mesela İskandinav mitolojisi yok mudur? Neden İskandinav mitolojisi değildi? Özellikle Yunan mitolojisine bu kadar kafayı takmıştır insanlar. Orada ne arıyorlar? Bu konuda şöyle bir açıklama getirmeye çalışıyor Stephen Fry. Yani bu mitleri öğrenmenin, bu mitolojiyi öğrenmenin bize nasıl bir faydası olacak? Buna da bir açıklama olarak düşünebilirsiniz bunu. Şöyle bir alıntı okuyacağım size. Yunanlıları aydınlanmış bir bilgelik ve mantıklı bir iyimserlik bahşedilmiş eşsiz üstün insanlar olarak görmek büyük bir hata. Antik Yunanistan'da bize yabancı ve tatsız gelen birçok şey bulabiliriz. Kadınların ev dışında ilişkilerde gerçek bir rolü yoktu. Kölelik salgını vardı. Cezalar sertti ve hayat acımasız olabiliyordu. Apollon ve Athena gibi kadar yani bunlar daha şekli güzel, havalı tanrılar. Di, e, yani Apollon ve Athena kadar Dionysos ve Ares de onların tanrılarıydı. Dionysos biliyorsunuz şarap düşkünlüğü, eğlence düşkünlüğü ve Ares de savaşçılık. Mesela çirkin, daha çirkin demeyeyim de daha sert şeyler yapan tanrılar da var. Mesela Pan, Priapus ve Poseidon da yine bu tanrılar arasındaydı Yunanlıların tapındığı. Dolayısıyla Yunanlılar yani böyle müthiş bir aydınlanmış bir bilgelik e, içerisinde yaşayan bir topluluk, bir halk olarak antik Yunanlıları düşünmemek lazım. Devam ediyorum. Yunanlıları çekici bulmamızın sebebi e, dualarının farklı yönlerine karşı zarif, kavrayışlı ve canlı bir farkındalığa sahip olmaları. İşte kritik nokta budur. Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde kendini tanı yazar bir halk olarak yani Yunanlar onları mitlerden ve diğer yazıtlardan okuyacak olursak eğer o antik özdeyişi uygulamak adına ellerinden geleni yapıyorlardı. Yani mükemmellikten uzak olsalar da antik Yunanlar hayatı dünyayı ve kendilerini belki de bizimki de dahil olmak üzere birçok uygarlığa göre... Daha içten ve berrak bir netlikle görme sanatı geliştirmişlerdi. İşte Yunanlılara ayıran özellik budur arkadaşlar. Yani Yunanlar diğer insanlardan daha mükemmel insanlar değildi. Antik Yunanlılar daha üstün, aydınlanmış, ileri görüşlü ne bileyim zihin veya beyin olarak süper ötesi insanlar falan değildi. Ve de Yunan mitolojisini böyle bizler için hatta günümüz modern insan için çekici kılan şey de aslında birçok zaaflarıyla o halkın e, kendini tanıma mücadelesinin ortaya çıkarmış olduğu hikayeler olması. Şöyle ki Stephen Frey'in kitabından yine alıntıyla devam ediyorum. Mitos kitabından. Yunan mitlerinin olay örgüsü insanlığın yükselişini kendimizi tanrıların müdahalesinden insan yaşamına ve uygarlığına olan tacizlerinden ve zorbalıklarından özgür kılma mücadelemizi izler. Yani sonuçta burada araya giriyorum. Ee, Yunan mitolojisi bu tanrılar ortaya çıkıyor. Tamam mı? İlk Titan Titanlar ortaya çıkıyor sonra tanrılar geliyor. Tanrılar Titanlar savaşı oluyor. Tanrılar panteonu yönetimi devralıyor. Ondan sonra bir düzen kuruyorlar, insanı yaratıyorlar. Dünyada, dünya yaşamla dolup taşmaya başlıyor. Daha sonra insan medeniyeti yükselmeye başlıyor. Tanrılarla insanlar iç içe yaşıyor. Daha sonra insanların medeniyeti o kadar yükseğe gelmeye başlıyor ki artık tanrıları, yani tanrılarla insanlar bir nevi insan uygarlığı tanrıları yenmeye başlıyor. Ee, tanrıların tacizlerinden, zorbalıklarından özgür kalma noktasına doğru evriliyor. Yunan mitolojisini eğer baştan sona, takip ederseniz böyle bir gidişat olduğunu görürüz. Devam ediyorum. Yunanlılar tanrılarının önünde diz çökmezdi. Kendilerine yalvarılmasına ve tapılmasına ihtiyaç duyduklarını bilirlerdi. Ama tanrılarla insanları eşit görürlerdi. Gerçekten de bu mitolojileri okuduğunuz zaman pek çok yerde tanrılarla insanların konuştuklarını, yarıştıklarını, mücadele ettiklerini, e, ee, insanların tanrılara öykündüğünü, onlarla kendini kıyasladığını falan görüyorsunuz. Devam ediyorum. Mitlerinin çıkarımına göre acımasızlıklarla, harikalarla, değişkenliklerle, güzelliklerle, deliliklerle ve adaletsizliklerle dolu bu dünyayı kim yarattıysa onlar da muhakkak acımasız, harika, değişken, güzel, deli ve adaletsizdi. Yunanlar Tanrıları kendi suretinde yaratmıştı. Savaşçı ama yaratıcı, bilge ama gaddar, sevecen ama kıskanç, nazik ama merhametsiz, şefkatli ama kindar. Gerçekten de bu Yunan tanrılarının hiçbirisinin mükemmel olduğunu iddia edemezsiniz. Hepsinin belli zaafları, belli çılgın yönleri, belirginli kompleksleri var yani. Tıpkı insanlar gibi. İşte Yunanlılar aslında insana bakarak, kendilerine bakarak bu tanrıları yarattılar. Ee, ve de kendi projeksiyonlarını yaptılar o tanrıların hayatı üzerine, mit mitleri üzerine, hikayeleri üzerine, efsaneleri, destanları üzerine. Kendi projeksiyonlarını yaptılar, kendilerini kustular ve orada kendilerini gördüler. Bu bir kendini bulma arayışı açısından yani bir halkın yapabileceği en mükemmel işlerden birisiydi. Bunu ne Sümer mitolojisinde ne Mısır mitolojisinde ne İbrani mitolojisinde hiçbirisinde göremezsiniz. E, bu yüzden Yunan mitolojisi eşsiz ve özeldir diye düşünülüyor. Ben de katılıyorum zaten bir görüşe. Hakikaten de Yunan e, mitolojisindeki tanrılar e, nasıl ki böyle e, çeşitli zaafları, çeşitli kompleksleri, çeşitli be e, nasıl derler? üstün ve alçak yönleri olan varlıklarsa, e, bunların yarattığı dünya gerçekten şu anda içinde yaşadığımız dünya gibi bir şey olurdu. E, bu da aslında bir gözlemin sonucu. Yani dünyaya bakıyorsunuz, mükemmel bir dünya yok. Her türlü savaş, açlık, işte fakirlik, yolsuzluk, hırsızlık, adilik, her türlü kötülük var. Demek ki bunları yaratan e, tanrılar grubunda da bunlardan olmalı şeklinde bir çıkarım yapmak çok da mantıksız bir şey değil. Ee, en işte en son olarak bunu söylemek istiyorum ee, bu kitap hakikaten de okunmayı hak eden bir kitap ee, ve de çok kolay okunuyor ee, çok da zevkli okunuyor Yunan mitolojisi de çok eğlenceliymiş ben daha önce hiç bu, konu, bu konuya o kadar özel eğilmemiştim Serin'in diğer kitaplarını da okumayı düşünüyorum Kahramanlar Çağı'nı ve de Troya'yı da okumayı düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.